Merhaba arkadaşlar, size hızlıca MongoDB nasıl kurulur, MongoDB nasıl kullanılır, MongoDB'de nasıl kullanıcı olur, veri tabanı oluşturur, nasıl kullanıcı oluşturulur, MongoDB'yi hangi arayüzlerde bağlanıp nasıl yönetiriz, onlara bakacağız. Öncelikle açalım. Öncelikle şu adıma gidelim. MongoDB nasıl kurulur? Download edeceğiz. Nereden edeceğiz? Bakalım. MongoDB diye arattık. Çıkan yerden direkt tıkladık. Sağ yukarıdaki Try Free butonuna tıklıyoruz. Ondan sonra lokal kurmak istiyoruz. MongoDB Community Server ya da Enterprise Server, hepsi aynı, fark etmez. Bilgisayarınızın versiyonuna göre bunu kurulacaksınız. Windows'sa buradan seçiyorsunuz. Eğer Windows 10'sa en yukarıdakini seçebilirsiniz. Ama Windows 8 ya da 7 gibi eski versiyonlarsa buradaki eski versiyonlardan denemeniz lazım. Kendi işletim sistemimiz uygun olanı. Buradan download ediyoruz. Download ettikten sonra kurulumuna geçiyoruz. Kurumu nasıl yapıyoruz? Öncelikle kurduğumuzda bir next diyoruz sadece. Hiçbir şey ayar yapmanız gerek yok. Sonra da kurum, buraya bir tane dosya atar. Server bin. Buna tıklayıp servisini açarsınız. MongoDB, şundan da MongoDB'ye bağlanırsınız. Ama bundan önce şunu da yapmanız gerekiyor. Nerede çalıştıracaksınız ona girmesi gerekiyor. Data DB. Buraya dataların ve logların buraya atmasını. Şimdi bu klasörü oluşturmanız gerekiyor. Sonra da bakalım admin'e geldik. Kurarken bütün Windows pencereyi kapatmanızı istiyor sizden. Onu unutmayın arkadaşlar. Adımlarımızı bu şekilde kuruyoruz. Sonra kurduktan sonra Mongo şu gördüğünüz gibi şu sağdaki mongo.exe'yi çalıştırıyoruz servislerini. Sonra da mongo.exe'yi çalıştırıyoruz. Direkt çalıştırıyoruz. Hani tıklayıp açabiliriz. Şu geldiğinde demek ki geliyor. Eğer bu gelmezse şunu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Data C'nin altında datanın altında DB klasörü açmanız gerekiyor. Sonrasında siyah ekranda dediğim mongo.exe ve mongo.exe'yi açmamız gerekiyor. Mongo'yu çalıştırdığımızda emin olmak için şöyle diyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Show DBs dediğimiz zaman size veri tabanlarını gösterir. Sonra bir arayüzümüz var, MongoDB Compass diye. Bunu nereden indiriyoruz? Aynı sitede, MongoDB sitesinde Tools var. Tools'a gittiğimizde MongoDB Compass gördüğünüz gibi. Buradan direkt indirip çalıştıracaksınız. Sonra indirip çalıştırdığınızda MongoDB Compass gelir. MongoDB Compass'a nasıl bağlanacağız ona da bakalım. Şuradakini kopyalayacağız arkadaşlar. Bu lokal MongoDB'nin adresi ve portudur. Seçip sağ klik yaptığınızda gelir. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Ctrl V ile. Connect diyorsunuz. Hop, bağlanmış oluyor. Compass arayüzü bu şekilde bağlanmış oldu. Buraya yeni bir tane veri tabanı açabiliriz. Ne olsun? University ya da şey olsun. Ne olsun? Okul öğrenciler olsun. Ya da student. Bir tane de collection yazalım. Veri tabanı yukarıda olur. Onun altında collections'lar vardır. Student'ın nesi vardır? İsimler. Names olsun. Öğrencilerin isimlerini tutalım. Create Database'imiz oluştu. student. Sonra ne? MongoDB kurduk. Mongo exit Mongo'yu çalıştırıyordu. Bunu kopyaladık, yapıştırdık ve MongoDB çalıştı. Şimdi bir tane daha arayüzümüz var. ID arayüzümüz. Nasıl buluyoruz? NoSQL Booster. Direkt download diyoruz. Download dedikten sonra direkt çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt çalıştırdığımda geldi. Refresh. Şimdi çalıştırdım. Biraz önceki Mongo Compass'taki student geldi arkadaşlar. Buraya geldi. Neler yapacağız? Database create oluşturmayı Mongo Compass'tan yaptık. Collection'da Mongo Compass'tan yaptık. Dokümanı oluşturmayı buradan yaparız. Bir tane kullanıcı doküman oluşturmaya bakalım. Ama öncelikle şey oluşturmaya da bakalım. Sağ klik yaptığımızda bayağı bir kullanabiliyoruz. NoSQL Booster bayağı işimize yarayacak. Yani hani create collection yapabilirsin, create copy database yapabiliyorsun gördüğünüz gibi. Ondan sonra drop database rename yapabiliyorsunuz. Bir tane şey oluşturalım. Kullanıcı oluşturalım. Nasıl bir yetkisi olsun? Database admin olsun. Nerede? O student. User adı db admin, password olsun. Hadi böyle olsun. Direkt hiç de okumuyorum. Direkt ondan sonra seçtikten sonra run'a basıyorum ve successful edit dedi. Bak görüyorsunuz. Successful edit. Şöyle tıkladığımızda kullanıcımız db admin. Şu gördüğünüz gibi geldi. Sonrasında db admin'le bağlanalım. Bir connect ya da şuradan da bağlanabiliriz. O hiç karıştırmıyorum. Direkt connect URL'den bağlanmayacağım ben. Nasıl yapayım? Kapatayım bunu. Kapattım. NoSQL'i kapattım. NoSQL Booster'ı açıyorum. Ama oturum kapat demedik tabii ki. Şu kullanıcılarımızı kopyalayalım. Nereden çıkıyoruz? Şuradan. Öncelikle refresh dedik. Bir sonraki adımımız ne? Biz şu adımı bir tamamlayalım. Create document. Document nasıl yapacağız? Şuraya geldik. Seçtik. Sağ klik. Document'ı görüyor musunuz? Insert. Query de yapabiliriz. Analiz de yapabiliriz. Create document, insert document. Buraya ne yazalım? Öğrencinin nesi olsun? Name olsun. Adı ne olsun? Ali olsun. Ondan sonra her properties, her özelliği bir şey yapacağız. Adı age. Text olmadığı için, yani metin olduğu için, integer olduğu için arkadaşlar ne yazarım? 17 yazarım. 19, 16 hadi geçiyor. Yazdıktan sonra bu özellikleri run diyoruz. Insert'e bakalım. 2 tane insert edilmiş. Sağ klik, refresh dedik. Ne eklemiştik? Age eklemiştik. Bir de yaş eklemiştik. İsim name ve age eklemiştik ve gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Başka da ne kaldı? User login, create, gördüğünüz gibi read yapabiliyorsunuz. Bunları istediğinizde masa klik, delete diyebilirsiniz, clear collection diyebilirsiniz, drop collection diyebilirsiniz. Başka remove document diyebilirsiniz. Bir de şeyi gösterelim. Şimdi şuradan şunu kapatayım. Copy. Öncelikle şuradan colon run out şuradan şey merak ediyorum. Ne özellikler? Menüler bu şekilde. Connect. Biz bir önce bir tane kullanıcı oluşturmuştuk. Kullanıcı bağlanmak istediğimizde nasıl olacağız? Artıya bastık. Portumuz burada authentication'ı username password yazacağız. Veri tabanı neydi? Hangisine bağlanacağız? Student. Kullanıcı adı ne? db admin. Şifre ne? Password. Bağlanır mı dersiniz? Deneyelim. Ve successful. Save and connect. Gördüğünüz gibi direkt bağlandı. db admin'imiz nerede? db admin yukarıdaki üstü içinde de yazıyor. db admin olarak bağlandı. Yetkili oldu. Mavi olarak üzerine geldiğinizde bu şekilde. Tıkladığınızda geliyor arkadaşlar. Size kısaca MongoDB nasıl kurulur? MongoDB hangi arayüzlerden yönetilir? Onları göstermiş oldum. Burada veri tabanı oluşturmaları MongoDB Compass üzerinden yapmak daha mantıklıdır. Collection'lar Booster üzerinden yapılır. Daha kolay oluyor çünkü. Toplu doküman insertleri de MongoDB Booster üzerinden yapılır. NoSQL Booster üzerinden yapılır. Yani şu anda MongoDB nasıl kurulur ve nasıl yönetilir, nasıl kullanıcı oluşturulur, bunların hepsine bakmış olduk arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir merak ettiğiniz bir şey olursa bu videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.